Günaydın. Umarım iyisinizdir. 31 Ekim'den herkese merhabalar. Yarın 1 Kasım, artık kışa girdik sayabiliriz, değil mi? Değil. Sonbaharın son demleri. Evet. Ya dün evet İzmir'de Seferihisar açıklarında 7.0, bazılarına göre 6.5 deprem yaşandı. Tabi biliyorsunuz bu 6.9 ile 7 arasında 2 kat yanılmıyorsam bir fark var. O şiddet değişiklikleri çok fark ettiriyor iki deprem arasında. Ama değişik istasyonlar, değişik ölçümleme yöntemleri nedeniyle farklı rakamlar ortaya düşüyor. Önemli değil. Geçmiş olsun İzmir. Gerçekten. Ben hep söylüyorum, Çankırı'da deprem bölgesi birinci derecede. Kuzey Anadolu fay hattı hemen Ilgaz tarafından kuzeyimizden geçiyor. Allah hayırlısını nasip etsin. Tabii şöyle bir şey var ki, bizim esasında ölümümüze neden olan, hep söylenen şeyi söyleyeceğim ama arkadaşlar, şey değil. Binalar maalesef bizi öldürüyor. Öldüren bizi deprem değil ama bunu daha çok çok konuşuruz. Yani depremin de çok daha büyük depremler gerçekleşen yerler var. Yani Japonya işte en başta. Eğer siz düşük katlı evler yaparsanız, depremde yıkıldığında zarar vermeyecek malzemelerden yaparsanız, en basitinden başınıza yıkılsa bile ev içinden sağlam çıkarsınız. Ama bizde biliyorsunuz betonarme yapılıyor. Kompozit bir yapı, çelik, beton, demir daha doğrusu beraber harmanlanarak binalar çıkıyor. Bu da bayağı bir ağırlık oluşturuyor. Yıkılma olduğu zaman sağlam içinden çıkma şansınız düşüyor. Özellikle çok katlı binalarda. Sabah 24 ölü vatandaşımızın haberi vardı. Eşim de akşam 21 idi dedi. Ben herhalde 11 gibi yatmıştım. O herhalde 2 gibi, 3 gibi belki kalktığında bakmış. Vallahi onlara tabii rahmet diliyoruz Allah'tan. Sevenlerinin de, kayıpları olanlarının da Allah sabır versin, metanet versin. İşte yapacak bir şey yok, böyle deprem olacak. Binalarımızın sağlamlığına bakmamız lazım, baktırmamız lazım. Yani hep söylüyoruz biz bunu ama ev alırken nedense bir ekspertiz yapma, yaptırma şeyimiz olmuyor. Bu da niye anlayamıyorum gerçekten. Yani araba alırken her şeyine bakılıyor. Araba ev kadar pahalı olmasa dahi, evet ev kadar pahalı arabalar da var ama o kadar pahalı olmasa bile ev bakılmıyor. Her şeyin ayrıca bir ömrü var. Bunu da söylemek lazım. Binalar için 50 yıl mıydı? Yani böyle kamu binaları gibi binalar için 150 yıl gibi ömürler var. Yani yapılan bina bizler sonsuza kadar ayakta kalacakmış gibi düşünüyoruz. Öyle değil. İçindeki demir de, beton, onu saran beton da eskiyor. Ve tabii ki deprem yönetmelikleri de değişebiliyor. Yapılan binalar için daha sert önlemler alınabiliyor. Bunlar da tabii, yani şimdi eskiden kim kime dumduma.
Tamamen neredeyse şeyin müteahhidin, hatta müteahhit de bazen başında durmuyor, ustabaşının şeyindesiniz, insafındasınız. Eğer demirini, çimentosunu doğru koydularsa iş düzgün çıkıyor. Halbuki şimdi biraz daha %100 şey değil tabii. İnsan hani hırsıza kilitleyemez misali, eğer yolsuzluk yapacaksa yapar, ona mani olamazsınız ama devletin biraz daha gelişen teknolojiyle şey yaptığını, kontrol etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ama hepimiz biliyoruz ki adamını bulursan belki bir şeyleri esnetebilirsin. İnşallah işte orada iş bize düşüyor. Ha, biz de diyeceksin ki yaptırıyor musun sen? Evet, biz de ev aldık. Hayır, şey yapmadık. Tamamen karşılıklı bir güvenle müteahhide yaptığı işin iyi olduğunu, işte zeminin orada iyi olduğunu biliyorduk aldığımız yerde. Ve dediğim gibi müteahhide güvenerek, yani eve girmeden önce biz de bir ekspertiz yaptırmadık. Ha, banka ekspertiz yaptırıyor. Yani kredi aldık bir miktar. O zaman ekspertiz yapılıyor. Ama işte acaba o ekspertiz ne derece bir iş? Kalkıp da bizim binamızdan numune alıp kolonu, kirişi, neyse yani onlara bakıyorlar mı? Hayır, bakmıyorlar. Böyle yani. Eğer şüpheniz varsa evinizde çatlaklar vesaire, ki durup durduk yerde çatlamalar varsa kolonlarda, kirişlerde, mutlaka binanız için arkadaşlar kontrol yaptırmanız gerekiyor. Müteahhitlik, mühendislik firmaları tarafından. Kaç liraysa kaç lira, hayatınızdan önemli değil. Para tabii ki önemli ama binanız eğer yıkılırsa, yani depremde eyvah bina yıkılacak korkusunu yaşamadan, yani tabii panik insan yaşar ama ben bu binanın ekspertizini yaptırdım, bunun sağlam olduğunu biliyorum diye düşünerek, o duyguyla hareket etmek daha soğukkanlılık verecektir insana. Evet, bu kadar laflama bugünlük yetsin. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun İzmir diyoruz. Hoşçakalın.